Herkese merhabalar. İskandinav savunmasında modern varyanta devam ediyoruz. Neydi modern varyant? E4, D5, ED5, at F6 ile D5'i atla almak istiyorduk. Ve geçen derste C4 yaparsa C6 hamlesine bakmıştık. DC6, at C6'dan sonra beyazların gelişimi kötü demiştik. Beyazlar at F3 ile D4 yapmak isteyince E5 yapıyorduk ve rahat bir oyun elde ediyorduk. Geçen videoya bakabilirsiniz detaylı analizler için. Şimdi gelelim diğer devam yollarına. E4, D5, E5 at f altından sonra diyelim ki rakip bilgili ve fil B5 şah çekti. Fikirde şu. Fil D7 kapatacağım. Bakın burada şimdi C6 yapınca aynı etki olmuyor. C, C6, D, C6 at C6'dan sonra beyazlar önceki varyanttan farklı olarak merkeze piyon getirebiliyor. Oysa ki geçen sefer D piyonu geride kalmıştı. D3'te kalmıştı biz E5 sürünce. Şimdi gelelim doğrusuna. Fil B5 şah çekince fil D7 kapatacağız. Yani alırsa bunu fil d7, vezir d7'den sonra c4 yaparsa şimdi c6 daha da etkili oluyor. Gelişimimiz iyi çünkü rakip fil b5 yapıp filleri değişince zaman kazandım siyahlarla aldığımda. Dolayısıyla beyazların mantıklı hamlesi şimdi fil c4 gelmek. Piyonu almamızı zorlaştırıyor. Vezirin önünü kapattı. Ama buna fil g4 geleceğiz. Tempolu oynamak önemli. Rakip f3 yapınca şimdi fil f5. Neden doğrudan fil f5 gelmedin derseniz Atın doğal çıkış karesini kapattırdım. Bakın burada bir incelik var. Bunlara özellikle dikkat edin. E, fil G4'e rakip at F3 yaparsa zaten atılır D5 hamlem var. Dolayısıyla F3'e bir anlamda zorunlu. Fil F5. Fil F5 oynayınca at C3 gelsin mesela. At B7 oynuyorum. At G2 oynadı. At B6 geldim. Ve şimdi piyonu alıyorum. Tutun ki fil B5 şah çekti. Fil D7 geldiğimde ne yapacak? fili nereye gidecek? D3'e giderse yine D5 boşta. Dolayısıyla böyle rahat bir şekilde piyonu geri alabildim. Gelelim sonraki varyanta. Şöyle başa alalım. E4, D5, E5 at F6 sonrasında fil B5 şah çek diyelim. Fil D7'ye hani geçen sefer biraz önce fil C4 hamlesine bakmıştık ya bir yaklaşım da şu. File 2 yapayım ben. O at D5 alınca D4 yapayım ve sonra C4 ile Rahat bir korunma elde edeyim. Peki diyeceksiniz ki niye fili D7'ye oturttu? Çünkü vezirin yolunu kapattı. Dolayısıyla aslında filin d çıkmış olması iyi bir şey değil. Çünkü D7 karesi fil için iyi değil. Şimdi ama burada hemen hatamızı düzeltiyoruz. Fil F5 oynuyoruz. Hatamızı derken filin durumunu düzeltiyoruz. Ve burada şimdi beyazlar hemen C4 oynarsa. Bakın ileri gitmek önemli. At B4. At C2 çatal istiyorum. Vezir A4 şaha. At... C6 var. At C2 tehdidi devam ediyor. Olmaz. At boşta değil. Beyazlar at A3 yapınca ilk dersimizde baktığımız tarzda bir hamle. Vezirlerin değişimi. Orada E4 sürerek vezirleri değişmiştik. E5 ünlem. D alır E5 yapınca vezir D1. Şah D1 sonrasında at 8 C6. At F3 uzun rok. Fil D2 ve siyahların çok rahat bir konumum var. Vezirsiz bir oyun ortası oynuyoruz taşlarımız tıkır tıkır çıkacak. Bu şah nasıl adam olacak hiç belli değil. Dolayısıyla bakın her hamleyi mantığıyla öğrenmek önemli. Beyazlar burada A3 yapıyor. C4'e at B4'ün kötü olduğunu anlayarak. Sadece ana devam yoluna baktığınızda A3 oynuyor. Adam peki C4 oynayınca ne olacak diye sorgulamalısınız. Açılış çalışırken beyninizi kapatmayacaksınız. Yoksa ezberlersiniz papağan gibi. Rakip farklı bir hamle yapınca da öyle kalırsınız. A3 e6 C4'e şimdi at B6 gidiyoruz. At C3 çıkınca fil E7 bakın siyahlarla çok rahat gelişiyorum. At F3'e rok fil E3 fil F6 ama olayın ana teması rakibe merkezi verdik ama bu piyona saldırmaya çalışmak. H3 yapınca at C6 rok yapınca vezir D7 bırakın beyazlar düşünsün. D8'e kaleye geldiğimizde D4 piyonunu tehdit etmiş olacağız. İşin özü rahatlık. Burada siyahların rahat bir oyunu var. Benim size vaat ettiğim açılıştan böyle taşlarınızı rahat rahat çıkmanız. O kadar da onun dışında açılış konusuna kafayı takmayın. Satrancınızı geliştirmeye çalışın. Şimdi gelelim bir diğer varyanta. Bunu Kalsen de oynuyor. E4 D5 E D5 At F6 sonrasında. Şimdi Kalsen siyahlarla oynuyor. Şimdi D4 hamlesi var. Bakın buradaki fikir de şu. Eğer alırsam C4 yapacak yani bu sefer at b4 fikri yok. At b6'ya hani geçen varyantta a3 oynayarak aynı konumu oluşturmuştu ya at f3 at c3. Bu sefer gerek kalmayacak. Ama burada fil g4 portekiz varyant diye bir varyant var. Yine zorlayıcılık işin özü. Rakip piyonunu korumak için f3 sürüyor. Fili kaçınca c4 yapıyor. Önceki c4'ten farkı. Şimdi mesela c6 yaptığımda dc6 at c6'dan sonra mesele beyazların yine piyonun d4'e gelmiş olması. İlk dersimizde hep d 3teydi piyon. Dikkat edin. İşte burada Karsen bir ağır parti mi bilemiyorum hızlı satranç mı? E6 oynuyor. D alır E6 yapınca. Burada şimdi inanılmaz ama at C6 çıkıyor. Fidi bırakıyor. Hem de şah çekerek almasına izin veriyor. E alır Fidi 7 Şah f sonra. Ama kötü bir şey yok. Çünkü bir anlamda şah. E, e, hattından çekildi. Rok atmak gibi file 3'e fil B4. At C3 yapınca kale E8. Ne kadar tempo önde siyahlar gelişimde. Bu karsenin oyunumu artık bilemiyorum bir noktaya kadar böyleydi. Şimdi d 2 alırsam D4 boşta açmazdan dolayı. Dolayısıyla beyazlar şah F2 yapmak zorunda. Evet iki piyon alttayız ama inanılmaz bir saldırımız var. İşte bu noktada da siyahların kazandıran bir kombinezonu geliyor. İsterseniz videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Hamle burada kale alır e3. Şah e3 yapınca bir de ardından at alır d4 geliyor. Mesele şu. Vezir d4 alırsa vezire 7 şah var. Şimdi taş kapattığında burada zaten file 4 f4 fil c5 var en basitinden. Şah f2 giderse yine fil c5 var. Şah d altında durursa bu sefer kale d8 var ve siyahlar bu gambit oyunuyla, gambit tarzı oyununa inanılmasız bir şekilde kazanmıştır. Bugünlük de bu kadar. Üçüncü dersimizle bu çalışmayı bitireceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.